Karaman Mehmet Bey Üniversitesi Yıldızlar Topluluğu tarafından organize edilen Sosyal Girişimcilik Nedir? Adlı konferans konuşmacımız Sayın İsmail Hilmi Adıgüzel bu röportajımız da bizlerle. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, biz de iyiyiz. İsterseniz sizi bir tanıyalım kısaca, kendinizden bize bahsetmek isterseniz. İstanbul'da bir reklam ajansım var ve bir haber sitemiz var. Ulusal anlamda yayın yapan. Ayrıca Sosyal Girişimcilik Nedir kitabının yazarıyım ve tüm şu ana kadar da tüm Türkiye'de yaklaşık 50'ye yakın üniversitede sosyal girişimciliği anlattım. Ticaret odasında, belediyede sosyal girişimciliğin ülkemiz satında yayılması için elimden geldiğince dilimiz döndüğünce gidip bir şeyler anlatıyoruz. Gençleri sosyal girişimciliğe yönlendiriyoruz. Gençlerin hayallerine ortak olmaya çalışıyoruz aslında. Onları teşvik ediyoruz sosyal girişimciliğe. Yaklaşık 10 yılda da bu alanda faaliyet yürütüyoruz. Evet, bugün de zaten bunun için buluştuk. Birazdan o sorulara da geleceğim. Peki, Türkiye'de girişimcilik alanında hem kendi firmanız var, hem de daha önce kurumsalda da bir çalışma deneyiminiz var. Yani sizi bu yola sokan ne oldu? Hani ben neden acaba girişimci olmalıyım, neden bu tür faaliyetlere yönelmeliyim diye düşündünüz? Aslında kurumsal firmada çalışırken projelerimi, fikirlerimi orada hayata geçiremeyince önce bir dernek kurdum. O dernek üzerinden bu çalışmaları icra etmeye çalıştım. Belli bir yere kadar. Sonra baktım o alan da yetmedi. Sonra kendim şirket kurdum ve oradan devam ettim. Ve her geçen günde değişik alanlarda, farklı alanlarda da deneyimler kazanarak bu yolculuk devam etti. Ben öyle söylüyorum, yani girişimcilik bir nihai bir hedef değildir. Ben artık girişimci oldum, bitti değil. Girişimcilik bir yol var. Bir yoldur, o yolda devam etmektir. Kimisi o yolu, girişimcilik yolunu tercih eder, oradan hayatını devam ettirir. Bir başka birisi daha stabil bir hayat ister, bir işe girer, çalışır veya bir şirket kurar. O şirketinde yıllarca çalışır ama biz girişimciler biraz daha böyle sürekli yenilik peşinde koşturan, sürekli inovatif fikirler şey yapan, aslında biraz da insanlığın daha rahat yaşayabilmesi için. Çünkü eğer girişimciler olmamış olsaydı, şu an biz hala belki de bir mağaranın önünde, ateşin etrafında biraz daha hallice bir durumda yaşıyor olabilirdik. Girişimciler sayesinde işte telefonlarımız her geçen gün yeni özellikler kazanıyor. Araçlar her geçen gün daha yeni özellikler kazanıyor. Tabii. Teknoloji bu anlamda ilerliyor veya diğer alanlar. Bu şekilde girişimciler bu şekilde yani hayata katılıyor. Yeni ihtiyaçların doğmasıyla bu ihtiyaçları fırsata çevirerek siz de bu yola koydunuz. Peki az önce zaten kendi şirketiniz kurduğunuzdan bahsettiniz. Siz de zaten ajansınızın aynı zamanda da başkanlığını da yürütüyorsunuz. Evet. Peki ne tür faaliyetleriniz var, ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Bu girişimcilik alanında olsun veya işte ajansınızın hizmetleri olsun. Genel anlamda nasıl, ne tür faaliyetleriniz var? Ajansımız aslında markalara, marka yönetimi stratejisi ve reklam pazarlaması konusunda profesyonel anlamda destek veriyor. Fakat aynı zamanda biz girişimcilere de ayrı bir başlık altında onlara mentorluk yapıyoruz ajans bünyesinde. Onların hem yeni kurmuş oldukları markaları, stratejilerini belirlemelerinde onlara destek oluyoruz, mentorluk yapıyoruz. Hem de onların marka stratejilerini, pazarlama stratejilerini birlikte kurgulayarak onların daha kısa sürede başarıya ulaşmaları için onlara mentorluk yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Dolayısıyla hem profesyonel markalara hizmet veriyoruz hem de yeni girişimcilere hizmet veriyoruz ajans bünyesinde. Peki bu alanda zorlandığınız noktalar oldu mu? Hani ben bu işi yapmak istiyorum, tamam girişimci olacağım işte hizmetler vereceğim dediniz ama bu yol nasıl bir yol? Tabii ki oluyor. Hala yani her geçen gün, her gün oluyor. Daha yeni işte Perşembe günü kitabımız ilk çıktığı gün ben eve ağlayarak gittim. Yani sorun problem bitmiyor. Ama sabah kalktığınızda tekrar bir heyecanla evet bir şeyler yapmalıyız, bir yerlere dokunabiliyoruz. Üretkenlik, üretme içgüdüsüyle, tekrar bir enerjiyle ve her sorunu çözdüğünüzdeki o has, o mutluluk aslında diğer sorunları çözmek için bir enerji kaynağı oluyor. Dolayısıyla bu motivasyon getiriyor aslında. Sorun her zaman var, yaşamın her alanında olduğu gibi. Ya bir de artık bu girişimcilik de kurumsala dönmüş durumda. Artık firmalar da kendilerine kurumsal girişimcilik kültürünü kazandırmaya çalışıyor. Peki siz bu bakış açısına nasıl bir yorum katabilirsiniz? Hani Türkiye açısından bize neler gösterir bu? Yapılmalı mı?
desteklenmeli mi veya işte eksik olduğu yönler var, düzeltilmeli mi? Düşünceniz nedir? Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminden bahsediyoruz. Evet, evet. Kurumsal firmaların girişimcilik ekosistemine bakış açılarından bahsediyoruz. Yani kurumsal firmaların aslında ekosistemine bakış açısından bahsediyoruz. Kurumsal firmalar aslında hala girişimcilik ekosisteminin içerisinde nasıl bir enerjinin, nasıl bir sinerjinin döndüğünün farkında değiller. Evet, bir kısım kurumsal firma bunun farkında. Fakat hala oradaki kapsamlı bir şekilde anlaşılmış değil. Fakat her geçen gün burada ciddi bir ivme kazanılıyor. Evet. Umuyorum ki yakın zamanda girişimcilik ekosisteminin içerisindeki dönen fikirler, dönen stratejiler, dönen planlamalar kurumsal firmaların daha çok dikkatini çekecek. Ve buradaki heyecanı, enerjiyi aslında kendi tecrübeleriyle birleştirdiklerinde çok daha başarılı işlere imza atabilirler. Burada yapılan en büyük hata şu aslında, kurumsal firmaların yaptığı en büyük hata şu. Bu girişimleri, bu genç enerjiyi firmalarının içerisine, bünyesine katmaya çalışıyorlar. Bu en büyük hata. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Buradaki tecrübe bu heyecana ortak olması gerekiyor. Eğer öyle olursa bu girişimler daha kısa sürede, daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşıyor. Çünkü buradaki kurumsal firmaların geçmişi biraz daha eski teknolojiye, eski fikirlere dayalı ilerlediği için hızlı mesafe kat etmesi zor oluyor. Fakat gençlerin enerjisi ve girişimcilerin o inovatif fikirlerine bunlar destek olduklarında evet, bu daha hızlı ilerliyor. Aslında kurumsal firmaların yapması gereken şey biraz daha değişimler açmak. Girişimleri satın almak yerine, o inovatif fikir üreten gençleri personel olarak çalıştırmak yerine onlara dışarıdan destek vermeleri, onlarla partner olmaları daha doğru bir yöntem. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda baktığımızda aslında girişimcilik alanı gerçekten çok ön plana çıkmaya başladı. Hatta devlet de bunun önünü biraz daha açıyor. Nedir bu? COSGAP girişimcilik gibi teşvikler veriyor. Çok fazla. Evet, sizin açacağınız sektöre göre size hatta belirli bir para da vererek finansmanınızı da sağlayabiliyor. Ha, peki neden bunun bu kadar çok günümüzde ön plana çıkmaya başladı? Neden insanlar sürekli hani artık girişimciliğe yönlendirilmeye başlandı? Yani şimdi yaşadığımız toplumu da biliyorsunuz, hani genelde devlet memuru olmak en güzelidir. Onun dışındaki mesleklerde pek ekmek olmadığını... Devlet memuru diye bir meslek var. Evet, devlet memuru diye bir kavram var bizim ülkemizde yerleşmiş. Ama artık bunun aşıldığını da düşünüyorum ben yavaştan. Evet. Hatta güzel de bir yol kat edildiğini de düşünüyorum. Evet. Ama tabii daha fazla yapılması gereken faaliyetler var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, evet, ülkemizde girişimcilik gerçekten çok yıldız bir noktaya ulaştı. Fakat hala yeterli seviyede değiliz. Yani çünkü daha doyum noktasına geldik. Hayır, daha kat etmemiz gereken çok fazla. Yani pasta daha büyüyor. Henüz daha pastanın payını kimse yemiyor şu anda. Pasta her geçen gün daha büyüyor. Sebebi de şu, henüz daha doymamış, doyum noktasına ulaşmamış olmamızın sebebi de şu, çok fazla büyük bir genç nüfusa sahibiz. Dolayısıyla bu genç nüfus aslında çok inovatif fikirleri, teknolojiyi çok iyi kullanabilen, dünyayı çok iyi takip edebilen bir genç kitleden bahsediyorum. Fakat bu genç kitle umutsuz, henüz daha neler yapabileceğini, imkan ve kabiliyetlerinin farkında değil. Aslında farkına vardığında o zaman çok daha güzel şeyler yapabiliyor ki örnekleri de var ülkemizde. Çok başarılı, çok güzel örnekler de var. İşte anne babalar biraz bu konuda hala işte memur ol, bir yere gir çalış, sabit maaşın olsun gibi bir dürtünün içerisindeler. Fakat onlar da o güzel, genç, başarılı işleri gördükçe o dürtüden yavaş yavaş kurtuluyorlar. O düşüncelerden kurtuluyorlar. Dolayısıyla henüz daha gidecek çok yolumuz var. Fakat güzel yolda gidiyoruz, iyi bir yolda gidiyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Daha öncesinde yerel yönetimler olsun, İşte kanaat önderler olsun, büyük iş adamları, girişim şirketler olsun hep dışarıdan bir yatırımcının gelmesini beklerlerdi. İşte hani şu an Karaman'dayız. Karaman Belediyesi, Karaman Valisi, Karaman Mülki İdari Durumlar. İşte Karaman'a dışarıdan birisi gelsin, fabrika açsın. Hollanda'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan birisi burada büyük bir fabrika açsın. Buradaki işsizlik çözülsün diye bir strateji izleniyordu. Fakat günümüzde gördük ki bu strateji tutmuyor artık. Yani Karaman'daki gençler bir şirket kurar, bir iş yapar, bir şeyler geliştirirse burada kalacaklar. Ve bu yerelden ulusala, belki de dünyaya çıkacak bir fikrin buradan doğuyor olması aslında Karaman özellikle işsizlik sorununu, ekonomik sorununu, sosyal sorunları çözecek en büyük ve en kolay ve en sağlıklı yöntem olduğu artık kabul ediliyor. Bunu herkes net bir şekilde anlamış ve görmüş durumda. Biliyorsunuz geçen yıl bir araba firması, ismini vermeyelim, Türkiye'de fabrika açacağım dedi.
tam 49 tane belediye fabrikanın markanın kapısında nöbete çıktılar. Evet. Yani ama gittiği bir tane Manisa'da açacağım dedi ve bir belediyeyi seçti. Diğer 48 belediye ne yapacağını kaldı, geri planda kaldı. O yüzden gençlerin inovatif fikirlerine, gençlerin hayallerine ortak olup onları yeşertmek ve kırsal alanlardaki, gelişmekte olan bölgelerdeki işsizliği, ekonomik sorunları, sosyal sorunların çözümünü burada aramak aslında en doğru yöntem. Ya ben aslında biraz da bunun önüne iletişim problemlerimiz olduğunu da düşünüyorum. İletişim konusunda da bir aksamalar olduğunu düşünüyorum, girişimcilik konusunda özellikle. Evet. Çünkü karşımızdaki kişi, biz de şimdi tabii yeni artık üniversite mezunu olduk bu durumda. Bizim de bir girişimciliğe yönelmek istediğimiz alanlar olabilir bazen ama karşımızdaki kişinin de aslında bize fırsat vermesi, bizi bir dinlemesi de gerekli evet. olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında ben, kimseden beni dinlemesini beklemiyorum. Kim, yani herkes kendi penceresinden bakacak, herkes evet. kendi penceresinden olaylara yaklaşacak. O yüzden ben herkesin görüşünü alıyorum. Çevremdeki veya konunun muhatapları, hedef kitlemle. Sonuç itibariyle yine kendi yapmak istediğim işi yapıyorum. Evet. Kaldı ki işte iki hafta önce yeni bir yayın evi kurdum. Niye? Kendi kitabımı çıkartabilmek için. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Diğer yayın evleri benim penceremden bakmıyordu olaya. Ben de o zaman kendi yayın evi kurayım, kendi kitabımı oradan çıkartayım. Ve çıkarttım, yayın evini kurdum. İşte iki hafta içerisinde diğer tanıştığım yazar arkadaşlarımdan üç tanesi evet. hızlı bir şekilde yayın evine transfer olmak istediklerini söylediler. Şu an hızlı bir şekilde yayın evleriyle görüşüyorlar. Kimisi tazminat ödüyor yayın evine. Benim yayın evime geçmek için. Sebebi ne? Çünkü ben bu pencereden bakarak benim gibi evet. düşünenlerle hareket edeceğim. Dolayısıyla iletişimde evet şu çok fazla karşılaşıyoruz. İşte olmaz, yapamazsın, ne gerek var? Hatta kendi arkadaşlarım da yayın evi kuracağım deyince hayırdır ya niye kuruyorsun, ne yapacaksın? Evet. Kolay mı o işler? Çok fazla değil, zaten. Şey var. Ama hayır, daha fazla olması gerekiyor, daha yaygın olması gerekiyor. Ben o şeylere çok takılmıyorum. Yapabiliriz, ona inanıyorum. Peki bu yatırım fonları, girişimcilerin nitelikleri ve iş planlarına baktığımızda Türkiye'de girişimcilik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi her şey? Hayır, tabii ki henüz daha biraz önce söylediğim gibi yeterli değil. Pasta her geçen gün büyüyor, fonlar artıyor, yeni fonlar kuruluyor, var olan fonlar büyüyor. Yatırımcılar şekillenmeye başlıyor. İşte melek yatırımcı, evet. konvansiyonel yatırımcı gibi. Girişimciler her geçen gün çeşitleniyor. Sosyal girişimcilik, dijital girişimcilik, konvansiyonel girişimcilik, sivil toplum girişimciliği gibi o alanlar gelişiyor. Kurumsal iç girişimcilik dediğimiz alanlar gelişiyor. Her geçen gün bu pasta büyüyor. Fakat burada benim gördüğüm acizane en büyük sorun girişimcilerin veya girişimciye destek olmaya çalışan kişilerin en büyük hatası şu. Hemen bir para bul. Yani paran yoksa girişimci olamazsın gibi bir algı var. Hayır öyle bir şey yok. Ben şunu iddia ediyorum. Girişimcinin en büyük düşmanı cebindeki parasıdır. Hatta girişimcinin en büyük düşmanı cebindeki parasıdır. Ondan daha büyük bir düşman ararsak o da babasının parasıdır. Yani girişimcinin en büyük düşmanı önce kendi cebindeki, eğer yoksa babasının cebindeki para. Girişimcilik küçükten başlayarak, yerelden başlayarak, her geçen gün üzerine koya koya ilerlemesi gereken bir unsur. Hem siz içselleştireceksiniz, hem hedef kitleniz içselleştirecek, hem de bulunduğunuz lokasyon ona sahip çıkacak. Eğer evet. orada oturmadıysa sistem, biri size gelmiş 500 milyar para yatırmış, siz bir anda tüm Türkiye'ye yayılmışsınız, hiçbir anlamı, hiçbir hükmü yok. Çünkü taşlar yerine oturmamış. Evet. Eksiler, pozitif tarafları, negatif pozitif tarafları oturmamış. Bunların otura otura ilerlemesi daha doğru bir yöntem. Yapılan en büyük hata o. Onun dışında çok güzel bir ilmeyle devam ediyoruz. Güzel bir şekilde gidiyor. Yani sıfırdan başlamalıyız. Tüm uyarılarımızı atmalıyız. Kesinlikle. Çevreye gelen olumsuz eleştirileri de biraz hem dinleyip hem de biraz göz ardı edip. Evet, şimdi mesela bugün üniversitede de anlatacağım. 3-4 çok güzel örnek var. Hem yerelde örnekler var hem uluslararası alanda örnekler var. Hep küçük. Yani yaz, bu arada geçtiğimiz yaz Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı düzenledik İstanbul'da. 20 farklı ülkeden katılımcılar vardı. 450 tane girişim inceledik. Bu 450 girişimin ortak bir özelliği vardı. En büyük, hepsinde olan, küçükten başlamaları. Bir taneyle başlamışlar. Ve her geçen gün üzerine koya koya arta arta bu devam etmiş. Dolayısıyla buradaki en büyük başarı faktörü bu bence. Peki son olarak yani ilk adımı atamayan veya işte kafasında düşünen, az önce de bahsetmiş olduk işte çevresel uyarılarından dolayı bir türlü kendine o cesareti göremeyen
girişimci adayları, ya özellikle de aslında bu gençlerde daha fazla. Neden işte bir paramız olması gerekiyor dediniz az önce. Bir para olmadığı için, işte babasının parası da yoksa artık bir tedirginlik oluşabiliyor aslında. Evet. Siz bu tür girişimci adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? Estağfurullah, bir tavsiyeden ziyade gördüklerimi paylaşabilirim. Şöyle söyleyeyim, bir girişimci eğer gerçekten kurduğu hayali canını yakmıyorsa, uykularını kaçırmıyorsa başka bir hayal kursun. O hayal gerçekleşmeyecek, ben öyle söylüyorum. Evet, yani gece yataktan uyuyamadım deyip kalkıp bilgisayarını açıp, ajandasını açıp notlar alıyorsa veya bir şeyleri araştırıyorsa, okuyorsa, inceliyorsa, bakıyorsa veya yaptığı işi tekrar bir kez daha yapıyorsa, evet, o hayal gerçekleşecektir, onun üzerine devam etsin. Yani uykularınızı kaçırması gerekiyor, canınızı acıtması gerekiyor. Yolda yürürken sürekli kendi kendinize konuşabiliyor olmanız gerekiyor. O zaman o hayalin peşinden giderseniz gerçekleşir. Yani en o zaman şey ilk bu etapta bizim istekli miyim acaba, hevesli miyim? Evet, o çok önemli. Bir ayrımına gitmemiz lazım. Gerçekten içinde yaşıyor muyum? Yani herkes başarılı olmak istiyor. Ama başarının kapıdan içeriye girmesini bekliyor. Evet. Kimse kapıya çıkıp kapıyı açıp dışarıya çıkmanın, o zorlukları yaşamanın, o meşakkati yaşamanın şeyinde değil. Ha, bunu yapanlar zaten başarılı oluyor. Bunu yapmalarını öneririm. Benim gördüğüm acizane şu ana kadarki şeyim bu. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir röportaj gerçekleştirdiniz. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Eminim okurlarımız da aynı şekilde düşüneceğini temenni ediyorum. Bu arada artık bir sonraki röportajımızda kitabımız üzerinden yaparız. Onun da sözünü buradan alalım sizden. Tamam, olur. Kitabımızda tekrar hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz cümleler var mıdır son? Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Karaman'da sosyal girişimciliği anlamak ve sosyal girişimciliği burada yaygınlaştırmak adına göstermiş olduğunuz katkı, göstermiş olduğunuz ilgi gerçekten çok güzel. Çünkü sosyal girişimcilik benim nezdimde, aslında sadece benim nezdimde değil, tüm ekosistem içerisinde de bu yönde bakılıyor. Evet. SALT sadece ticari için, ticari bir menfaat için yapılmış bir girişimcilik değil. Aynı zamanda sosyal anlamda da katkı sağlayan. Evet. Yani şu an ülkemizin en büyük iki sorunu var. Bir, ekonomik sorunumuz var. İki, sosyal sorunumuz var. Sosyal alanlarımızın sıkıntılı, sorunlu alanlarımız var. Bu iki alanın aynı anda çözümü aslında sosyal girişimcilikte gezdi. Dolayısıyla bunu kırsalda, burada hani yerelde göstermek, anlatmak ve küçük başlayarak başarıya ulaşmış örneklerle göstermek için çaba sarf ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde çok güzel ilgiyle karşılaşıyoruz. Bundan önce Ağrı'daydık. Evet. Salonda oldu, kapalı spor salonuna çıktık. Umuyorum burada da aynı şey olacak. En azından çok büyük kitlelere gitmesek bile, 5 kişiyle bile konuşmuş olsak, bunların içerisinden bir tanesi girişimci olmuş olsa, bizim için, Karaman için, bizim için, ülkemiz için çok büyük yerlere çıkabiliriz. Hakeza Nevzet Aydın yemek sepetini kurduğunda 16 kişiyle başlamıştı ve Çin'de şu an çok büyük bir şirket ve ülkemize çok büyük bir döviz girdisi sağladı bu satışıyla. Buna benzer çok fazla örneğimiz var. Amacımız işte bunların sadece sayılarını arttırmak. Belki her şehirde bir tane çıksın. Amacımız bu. Yani Ağrı'ya gitmemizin sebebi bu, Hakkari'ye gitmemizin bu sebebi bu, bugün Karaman'a gelmemizin sebebi bu. Her şehirden bir tane başarılı girişimci çıksa, Karaman'daki diğer gençler, aa evet ya yapılabiliyormuş, evet oluyormuş denmesini istiyoruz ve bunu da parlatmak istiyoruz, yıldızlaştırmak istiyoruz, örnek olsun istiyoruz. Bu sayede meslek olarak girişimcilik, evet, genç çocukların hayallerinde ben girişimci olacağım, inovatif fikirler geliştireceğim, ülkemi, milletimi, insanlığı belli bir noktaya taşıyacağım hayali kursunlar istiyoruz. Amacımız bu. Bu amaca katkı sunduğunuz için, davet ettiğiniz için sizi ve tüm Karamanlıları teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sizi, davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Karamanlı Mehmet Bey Üniversitesi Yıldızlar Topluluğu'nun programı öncülüğünde buluştuğumuz İsmail Hilmi Adıgüzel'e çok teşekkür ediyorum bu keyifli röportajından dolayı. Aynı zamanda bizlere kapılarını açan Karaman Gündem Gazetesi Önder Demirkollu Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.